Ben o City'yi çok fazla sevmiyorum. Yeni City ile eski City'yi böyle yan yana koyuyorum. Sizin için de şu an görüntülerini koyarım. Yani hiç alakası yok arkadaşlar. Ama ne eksik biliyor musunuz dışarıdan ilk baktığında? Ama şunu söylemem lazım. Yani hemen altını çizeyim. Özellikle mesela akşam sürüşlerde, gece sürüşlerinde alınır mı alınmaz mı köşesinden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün konuğumuz kim biliyor musunuz? Honda'nın City'si. Biliyorsunuz City çok önceden beri yani üretilen bir model ama Honda'nın diğer modellerine göre yani Accord'a göre, Civic'e göre biraz daha böyle arka planda kalan bir model. Önceki mesela City'yi hatırlayanlarınız vardır. Ben o City'yi çok fazla sevmiyordum. Yani tasarımı çok değişik geliyordu. Tasarımı ve cezbedici gelmiyordu. Ama şehir içerisinde kullanan bazı tanıdığım kişiler de vardı. Pratikliğiyle ön plana çıkan bir modeldi. Sonra Honda Civic'le birlikte böyle bir tasarım atağına geçti. Çok güzel tasarımlara imza attı. İlgi çekici modeller yaratmaya başladı. Bunu Civic'le sağladı. Daha sonra Accord geldi. Accord'dan sonra yeni Civic ortaya çıktı. Böyle bayağı tasarım konusunda iddialı modeller ortaya çıktı. Şimdi Civic'in küçültülmüş hali, yani önceki kasa Civic'in küçültülmüş hali ise City olarak sunuldu. Ön yüz komple benzetildi ama hani o kadar fazla tasarıma çalışılmış ki yeni City ile eski City'yi böyle yan yana koyuyorum. Sizin için de şu an görüntülerini koyarım. Ya hiç alakası yok arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum. Yani öncekini almazdım ama bunu net bir şekilde düşünebilirim. Şimdi bugün biraz böyle rakip karşılaştırması yaparak devam edeceğim çekime. İşte bu segmentte kimler var derseniz işte Peugeot'un 301'i var, Cielise var, Renault'un Taliant'ı var ve tabii ki yani böyle eskilere gidersek Accent'in Blue'su var. Yani bu segment biraz karışık. Segmentte biraz otomobil barındırmak vesaire zor aslında. Çünkü sedan seven bir ülkeyiz. Ama işte maliyetler de var. B sedan mı yapsak? B sedan yapalım ama satacak mı? İşte hangi özellikleri koysak gibi birçok farklı böyle düşünceler içerisine giriyor marka yetkilileri. Şimdi bunu düşünürken arada da tabii ki başka tasarımlara da imza atmak gerekiyor. Başka modeller de ortaya çıkarmak gerekiyor. İşte City bunlardan bir tanesi. Şimdi tasarıma bakıyorum. Ön taraf çok güzel. Yani üst kasada, üst pakette alırsanız LED gündüz aydınlatmalarına sahip ve LED farlara sahip bir ön far sistemi satın alıyorsunuz. Ve bence çok güzel, çok farklı bir tasarım algısı otomobile katmış. Ama şunu söylemem lazım, yani hemen altını çizeyim. Özellikle mesela akşam sürüşlerde, gece sürüşlerinde böyle kasisten geçtiğiniz zaman LED farın içi sallanıyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Yani o bana acayip ilginç geldi. Çünkü hani sallanmaması gerekiyor bence. Ama niye sallanıyor işin açısı? Bu modelde mi sadece öyle? Çok çözemedik. Yani ben en azından çözemedim arkadaşlar. Ön bölümde tasarım çok ciddi iddialı. İşte bolca keskin hatlar kullanılmış. Ve tabii ki bir de spor paketini alırsanız otomobilde. Böyle işte karlıklar geliyor. Ön böyle tamponun altları geliyor vesaire. Böyle değişik bir tasarım. Yani sportiflik anlamında çok fazla şey ima eden, çok fazla otomobili iddialı yapan detaylara kavuşuyorsunuz. Ama ne eksik biliyor musunuz dışarıdan ilk baktığımda? Ya bir spacer olsa çok güzel olurdu ya. Özellikle arka lastikler için çok içeride kalıyor çünkü. O da otomobili böyle değişik bir tasarımda gösteriyor. Yani çekici olmayan bir tasarımda gösteriyor. Bence bir spacer'ı bu otomobil hak ediyor. Aldığınız zaman direkt bir spacer'la o lastikleri biraz daha dışarı açarsınız diye düşünüyorum. Yani otomobili çok ilgincime gitti. Bu yanda rüzgarlıklar kullanılmış. Böyle çok değişik. Yani ben ilk defa başıma geldi. Böyle bir test otomobili aldım. Böyle her tarafı dolu. İşte karlıkları var vesairesi var. Böyle dolu dolu bir paket var. Tabii bu şöyle söyleyeyim. Mesela öndeki LED farları üst pakette tercih edebiliyorsunuz. İşte spor paketini üst pakette tercih edebiliyorsunuz. Böylelikle bu detaylar üst pakette gelebiliyor. Sonra arka tasarıma geçiyorum. Arkası gerçekten çok güzel. Bagaja geçiyorum. 519 litre bagaj hacmiyle geliyor. Tabii ki şey bekliyorsunuz böyle. Evet, bu segmentte çok iddialı bir bagaj hacmi bekliyorsunuz. Ama segmentindeki rakipleri daha iddialı rakamlar sunabiliyor. 519 litrenin üzerinde rakamlar sunabiliyor. Mesela Renault'un Taliant'ı Honda'ya göre çok daha fazla alan hacim size
sunuyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var otomobilimizde. Yani rakiplerde de bunları görüyoruz. Mesela Taliant'ta da var bu. Taliant'a karşılaştırmak zorunda kalıyorum. Çünkü birçok otomobil çok çok önceydi. Yani 301 diye serilizeydi çok çok önceden. Onun için bu tarz özellikler daha yeni nesil otomobillerde çok fazla dikkatimi çektiği için ve Taliant çok kısa süre önce çıktığı için bu sebepten dolayı Taliant'la biraz karşılaştırmak bence çok daha mantıklı hale geliyor. Ve tabii ki ikisi arasında kalsam, yani Taliant mı bu mu derseniz, ikisi arasında kalsam kesinlikle Civic dedim. City'nin tasarımı, City'nin o albenisi daha yüksek geliyor kesinlikle tercih etme konusunda otomobili. Ve tabii ki içeriye geçiyoruz. İçerideki kokpit bence çok güzel. Yani bu segmentte böyle iddialı kokpitler görmeye alışık değiliz. Eskileri hatırlıyorum, işte Cielise 301 zamanları, Accent Blue zamanları hatırlıyorum. Çok daha böyle sade ve böyle çok iddialı olmayan bir tasarımımız. Hep daha kullanışlılığı ön plana çıkaran bir iç mekan bize sunuluyordu. Burada ise daha iddialı bir tasarım görüyoruz arkadaşlar. Böyle ön tarafa baktığınız zaman malzeme kalitesi aramamak gerekiyor. Sert malzemeler var. Hatta bazı birleşme noktalarında çok ciddi böyle kesici detaylar var. Yani elinizi sürttüğünüz zaman direkt görüyorsunuz. Ama öyle de güzel çıtalar ve benzeri şeylerle kombine edilmiş ki o algı bir anda ortadan kalkıyor. Mesela şurası sert malzeme ama o kadar güzel bir yapı kullanılmış ki oranın sert olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Yani böyle tasarım oyunlarıyla çok daha güzel versiyonlar ortaya konabiliyor arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bahsedeceğim. Otomatik klima alabiliyorsunuz en üst pakette ama tek bölmeli olarak geliyor. Ekstradan mesela otomobilimizde cruise control sistemi var. Cruise control sistemi de mesela üst pakette sunuluyor. Hatta arkada kol dayama almak isterseniz üst paketi tercih etmeniz gerekiyor. Yani üst pakette sunuluyor kol dayama. Arka baş ve diz mesafesi yani Taliant'la karşılaştığınız zaman neredeyse birebir aynı. Ama resmen C segmentindeki bazı otomobilleri kıskandıracak nitelikte bir alan size sunuyor. Bu da otomobili bir hayli iyi konumda yapıyor arkadaşlar. Koltuklar güzel. Yan desteklerini beğendim ama baldır desteği biraz eksik kalıyor. Özellikle uzun yolculuk yaparsanız tabii biraz böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani o sizi daha çabuk yorabilir. Honda City ülkemize iki donanım ve tek motor seçeneğiyle geliyor arkadaşlar. Motor seçeneği olarak ise 1.5 litrelik atmosferik makina burada göze çarpıyor. 121 beygir güç ve 145 Nm tork değerine sahip. Biliyorsunuz atmosferik severler bilir. Böyle gaza oturduğunuz zaman çevir de çevir, çevir Allah çevir. 6700 devirde sanki bir üst vitese geçiyormuş gibi karakter gösteriyor. Bir üst vitese geçiyormuş gibi dedim çünkü CVT şanzıman kullanılmış. Ama o kadar güzel oran yapılmış ki CVT şanzımana ve geçişleri eski CVT'lere göre kesinlikle çok daha iyi. Yani Accord'la söylemiştim aslında bu CVT üzerinde ufak böyle uyarlamalar, ufak böyle güncellemeler yapılmış. Bence çok muazzam ve çok yerinde bir müdahale olmuş. Otomobilin o performans algısını çok da güzel destekliyor. Oo, bak, üçüncü vitese attım. Hop. Bir vites daha yükselttim. Çok kısa sürede ara hızlanmalarını tamamlayabiliyor. Ama 0-100'ü 10.9 saniye. Biraz tabii hantal kalabiliyor. Bu kadar hafif kütleye daha iyi şeyler bekliyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi 10.9 saniye de bu tarz bir otomobil için ve kullanacağınız yeri ve durumu düşündüğümüz için fena değil arkadaşlar. Günün sonunda bir de yalıtım kısmına bakmak istiyorum. Mesela şimdi 90 km saat hızlarda, 100 km saat hızlarda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ama 100'ün üstüne çıktığınız süratlerde işte rüzgar sesini, yol sesini bolca iç mekana alabiliyorsunuz. Taliant'la karşılaştırdığınız zaman Civic'in kabini biraz daha sessiz kalmayı başarabiliyor. Ve tabii ki yol tutuş konusunda da şöyle söylemem lazım. İz genişliği dar otomobilin. Ama sonuç olarak şöyle bir durum da var. Daha iyi bir direksiyon sistemi ve tabii ki bunun yanında duyarlı bir ESP sistemiyle otomobilin yol tutuşu bence çok daha iyi konumlara gelmiş. Gösterdiği performans bence yeterli, başarılı. Birazdan zaten size bu performans hakkında da bilgi vereceğim arkadaşlar. Konfor bayağı güzel. Yani şöyle söyleyeyim size, kullandığım otomobiller arasında en sessiz süspansiyona sahip
otomobillerden bir tanesi. Yani ne kadar zemin kötü olursa olsun o zeminin süspansiyonu etkisini minimum derecede size yansıtıyor. Yani ses olarak süspansiyonlar inanılmaz sessiz çalışıyor. Ve böyle sanki orta sertlikteymiş gibi hissettiriyor. Konfor konusunda da bir problem yok. Özellikle ben uzun yolda da deneyimleme şansım oldu. Yani bu minvalde düşündüğünüz zaman konforunu seveceğiniz bir otomobil ortaya çıktı. Ya işte şunu söyleyebilirsiniz. Abi yani ne tükettin? Ne kadar tüketiyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Atmosferik makine kullanıyorsunuz. Tabii ki böyle bir hemen aklınıza şey gelebilir. Ya abi işte savurgan olabilir mi? Savurgan olup olmamak tamamen sizle alakalı. Buradaki mesela eko tuşu var. Eko tuşunu ortadan kaldırdığımız zaman daha hisli bir gaz pedalına sahip olabiliyorsunuz. Eko tuşunu açtığınız zaman göstergenin yanında yeşil ışıklar yanıyor. Yeşil ışıkları ne kadar çok yeşilde tutarsanız o kadar çok ekonomi yapıyorsunuz. O tabii ki gaz pedalına basışınızda yeşille beyaz arasında dönüşüm sağlanıyor. Peki abi ne yakıyor derseniz hemen size söyleyeyim. Ya ben sakin kullanımda 5.5 litrelere kadar indim. Fabrika tüketimi 6.2 litre civarında gösteriyor ortalamayı. Ve ciddi anlamda şehir içerisinde bu sakin kullanımı devam ettirirseniz çok daha az yaktırabiliyorsunuz otomobile fabrika tüketiminden de. Tabii ki bir de buraya VGT'yi eklesek neler olur düşünemiyorum. Ulaşça da selam olsun buradan. Şanzıman S konumu var. Biraz böyle yol tutuşundan bahsedeceğim. Bir önden kayar gibi yapıyor. Frenle arkası gelebiliyor. Yani beklediğim gibi ön tarafta tutunma var. Ön tarafı çok iyi tutunuyor. Arka tarafta da böyle hemen bir frenajla gelebiliyor. Onun altını çizmem lazım. Ama dediğim gibi böyle çok da böyle yol tutuş konusunda zayıf diyemeyeceğim. Çünkü bu segmentte kullandığımız otomobillerde yumuşak süspansiyonlar vardı. Yumuşak süspansiyonlar sebebiyle gövde salınımı çok fazlaydı. Özellikle 301'i hatırlıyorum. Ondaki konfor buna göre çok daha iyiydi. Yumuşak süspansiyonlardan kaynaklı. Bu sebepten dolayı gövde salınımları çok daha fazla oluyordu bu otomobilin. City'nin güncel fiyat listesini de aşağıda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Rakip analizi de yapıyorum. Rakip analizine göre değerlendirme şansınız da oluyor. Zaten artık ülkemizdeki otomobillerin fiyatları inanılmaz seviyelere geldi. Böyle artık yani bu da mı bu kadar dedirtecek seviyelere geldi. O sebepten dolayı böyle çok da fazla yorum yapmanın anlamı yok. Çünkü ülkedeki vergilendirme ve benzeri şeyler bu otomobillerin bile fiyatlarını çok 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 daha yukarılara taşımış oldu arkadaşlar. O sebepten dolayı hani neyin az neyin çok olduğunu işin açıkçası karar vermek zor. Varsa City ile ilgili anlatmadığım detay aşağı yazabilirsiniz. Varsa sorularınız oradan da cevaplarım. Güzel ya. ESP sistemi hemen müdahil oluyor sisteme. Hemen tepkisini gösteriyor. Böylece çok da fazla böyle aksiyona girmeden aslında. Güzel ya. Tren gibi gidiyorsunuz. Özellikle mesela çok dengesini bozmazsanız tren gibi yolunuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Var mıdır City ile ilgili anlatmadığım detay? Varsa lütfen alt tarafa yazın. Oradan size anında cevap veriyorum. Bir başka teste, bir başka otomobilin tadına bakarken görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.